günümüzde İstanbul kemençesi olarak adlandırılan bu enstrüman 18. yüzyıl dönemlerinden beri armudi kemençe, hatta en başında da kemançe olarak anılmıştır. Nasıl keman çalan birine kemani, ut çalan birine udi, neyi çalana neyzen deniyorsa kemençecilere de kemençevi denir. Konservatuar sınavına girdiğimde de jürideki hocalardan biri, o zaman tanımıyorum hiçbir hocayı, "Sen neden kemençe seçmek istiyorsun?" dedi bana. Barış Manço'nun bir şarkısında dinlemiştim ben bu kemençeyi. Dağlar dağlar. Sesini çok sevdim. Ben başka bir enstrüman çalmak istemiyorum. Kemençe çalmak istediğimi söyledim. Aslında jürideki hoca da Cüneyt Orhan, benim hocammış. Oradaki kemençeyi çalan da Cüneyt Orhan'mış. Böyle çok enteresan bir anekdotla bahsetmek istedim. Kemençeye genelde hep hüzünlü bir kimlik yakıştırdıklarından neşeli halini fazla duymaz insanlar, ama ben neşeli ifadelerin de üzerinde güzel durduğunu düşünüyorum. Ale Kobacanoz, Paraşko, bunlar Rum kemençeciler. Fahire Fersan, Kemal Niyazi Seyhun, bunlar da bizim topraklarımızın çok değerli kemençecileridir. İsmini saydığım büyük ustalara Cüneyt Orhun'u ve İhsan Özgen'i de eklemek isterim ki benim de hocalarımdır ikisi de. Çok emekleri vardır üstümde, özellikle de Cüneyt Orhun'un. Cüneyt Hoca'dan bana kalan bir bayrak yarışı da olabilir, ama ben tabii kendi renklerimle, kendi hislerimle çalıyorum. Hatta kemençeyi çalarken de şöyle hisler oluyor tabii ki. Şimdi bacaklarımızın arasına koyup çaldığımızda, ses çıkarttığımızda burguları göğsümüze yaslıyoruz. Bu burgular göğsümüze bir titreşim veriyor çalarken. Onun göğsümüze çalarken verdiği titreşim müziğimize de yansıyor. Bu bana büyük bir özgürlük hissi veriyor.